Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Otur etmaşım. Gözüküyorsundur. Bugün işmiş çekmedim arkadaşlar. Bugün mahallemizde kına vardı komşumun. Oraya gittik Esmoşum'una. Zaten 9 mu 9.30 muydu? 6 yaptık. Ondan sonra öğlene kadar da evin işleri. Ondan sonra biz gelene kadar da kınaya gittik. Melisa börek falan yapmış. Patates böreği geçenki gibi. Çay demlemiş. Esma da geldi. Bu Esma elini yaktı. Selam Esmoşum. Kusmuyuk ekranlara. Melisa yani o kadar çatal içinde şunu mu buldun? Yok. Melisa yine hasta çünkü nezle olmuş. O gitmedi gün evde. Esma'nın ikimiz gittik. Hasan'dan nerelerde vallahi hiç bilmiyorum. Çağırdım. Nerelerde bilmiyorum. Bayağı da kameraya çıkmam ama. Orada düğünde de çekmedim. Yani orada insanların eşi çıkıyor. Raşi rahatsız oluyorlar. İzin vermiyorlar. Ben de gerek yok yani. Çekmek istemedim. Akşam olacak mı? Bilmiyorum, burası kız evi ya. Elim niye karardı? Sabah da kız evinde olur ya. Anne bilmek de var değil mi? Var ki. Çalıyor gelirse. Kim çalıyordu? Hasan çalıyordu. Ama güzel çalıyordu da iyi oynayan yoktu yani. He. İyi oynayan yoktu. Elim de karaktırdı. Odan gelince ben zobayı değiştirdim, üşüdüm. Dış atacak ama evler soğuk. Dış atacak olduğu zaman ev çekiyor soğuğu. Haftaya ben geliyorum işte. Gelsin gari de. Aralık oldu. Aralık oldu. Önce Kasım, Aralık, Ocağa gireceğiz yani. Gelsin gari şeyden. Benim bildiğim Ekim değil. Oturmayız ha? Niye oturma onu? Kar yağmaya başlamış. Eviniz acı var mı Melisa? Ben yok. Yukarı. Ben onunla içmiyorum. Sen şunu iç. Ben de o bardağı istemiyorum aslında. Ben zaten onu sana getirdim. Mesela zaten bu konuşamıyor ki. Ne bileyim nasıl konuşuyor. Niye? Ne bileyim sesin çıkmıyor ki. Hasaf varmış böyle herkese. Orada dürüm dağıttılar da dürüm hiç pişmemiş ki içemedim ben. Ben de sevmem. Hiç pişmemiş değil mi? Pişmemişmiş. Bembeyazdı. Ben eve getirdim. Zaten ben dürümü sevmem ki. Şeker tadına bakayım dur. Ne konuşayım bilemedim. Esma ne konuşayım bilemedim ki diyor. Ne konuştu ama. Esma aslında gelmeyeceği yerde. Sürpriz yaptım annemle. Evet akşamleyin hayvanları gördüm. Ezanlığım okundu diye. Ben ona bir gün önce sordum. Esma geleceğini diye. Yok gelmeyeceğim diye. Tepsi ettiydim. Buna ayracı yaptım. Da gelmeyeceğim deyince dolaba koysam tadı tuzu olmazdı. Bu da şey etmedi, gelmem deyince gayrı bir tabak vardı. Akşam Hasan çayla içti tepsiyi. Buna ayrı acıyordu. Dün akşam. Dün zabağla içti. Dün zabağla içti. Sen geleceğini bilmiyordun ki. Ben gelmeyecektim. Son teneffüs harfiye dedim. Ben de evcatimle geleyim dedim. Hat çocuğu da attırdı. Baktın mı? Eve gideceğim. Eve çıkacağım. Ahırdan çıktım. Baktım karanlık Hasan'la geliyor. Esma adım isim de eydi. Hava neyim karardıydı, haberim yoktu. O sen de beni kaldırıyor. Merve seni çağırıyor, bakın. Ben senin de haberim var sandım. Ben de dedim. Akşam Merve'nin bize ne işi var? Bak çocuk nasıl akıllı, bak ne yapıyor yani. Tadına bir bakalım Melisa'nın böreğini arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. Esma yesin diye yaptım. Ben bunu yapmışsınız. Esma ısınca da senin saçına gitti. Ne düştü? Daha dün misafirlerle gittik orada kahve içmeye. Evet, yürü ya getirin. Hasan'a gün yap dedik ya, ekti tepsiyi de okula götürdük. Ben ıcığını okula saldım. Bizi biraz pişkendi diyebilirim. Bu kadar fazla yağlı olmamış, iyi olmuş bak. Kıtır kıtır. Değil. Neyse bir börek yapmış. Sanki bir kavanoz var ya, yağı içine dokunmuş. Şöyle fırını açtım, yağ var ya, sanki şöyle kaynıyor. Hasan'ın değil, önden önceki. Benim üstüne döküverdim. Hasan'a götürdüğümüz güzel. Biraz altı pişmedi ama tadı nasıl güzel. Zor pişirdik bunu da. Yemişler mi? He. Yemişler. Hasan'dan sonra da iyi. Ta o zaman iyi bile diyor. Bu babana demledin çay mı demledin? Ya demledim.
O bizim sınıftakiler de diyorum da yapalım da yapmıyorlar. Yiyelim alı mı? Biz de nasıl yiyelim alı olduk? Mısır patlatırdık, üzüm koyduk, kuru üzüm. Annem bana... Elma, mandalina. Şey yapmış annem bana, yumurtayla yapılan. Neydi o? Kaygana mı? Hı. He. Tüm sınıftakiler yediydi. Bir kavanozda ayran yapmış annem. O zaman tatlıydı öyle şey. Her zaman fakirdik. İlkokuldaydım ama o zaman. Şimdi yok ki. Yaprak sarıyorum. Boğaça, kek, pasta, börek, simit hepsinden yaptırıyor şimdi. Yapılıyor. Şimdi hamur işi var. Yelim alı deyince akla hamur işi geliyor arkadaşlar artık. Önceden bir mısır patlatılırdı, üzüm konurdu. Üzüm de ya. Bu valla bildiğin kuru üzüm, Melisa kız. Değil mi? Valla mandalina, elma. Ben hiç hatırlamıyorum böyle şeyler olduğunu. Bize sudan bir şey getirmişmiş. Bazlamayla kuru üzüm. He, ne vardı? Çocukken annem hep bizi öyle kurdu. Puding falan yapardı. Puding mi? Eskiden puding ne arasın Melisa? Ben hatırlıyorum. Sen yapardın da bizim zamanında puding ne arasın? İlkokulda çok yapardık. Hocayla beraber. Hı? Bunlar nasıl çabuk geçiyor iyi. Hemen akşam oldu. Hemen akşam oldu. Yarın geri gideceğim okula. Aman havamdayız. Havam dağılsın diye. Zarife de çağırdım geçen sene de gelmedi. Kaçta hava kararıyor? 5. 5:30. Ezan okunuyor. Hemen kararıyor bu. Hemen kararıyor. Sabah da 7:05 geçip alan aydınlıyor hava. 6'da mı ne kararıyor bizim? Eskiden saatler alınırdı. Şimdi saat falan alınmıyor. Çok az sabahına karanlıkta gidiyor okula. Daha sonra vallahi sabah kalkıyor. Hiç uykumu almam, hemen sabah oluyor. Hasan zor kaldırıyorum yataktan. İki diyorum da kalkıyor. Arkadaş geldi Esma. Neye bakıyorsun Melis'im? Bir dakika oldu mu bakıyorsun? Şu arkadaş bu kovalayayım ben. Kış geldi daha sinekler geziyor. Sinir oluyor. Bir tane var daha orada. Sıcak ya evin içi o yüzden. Mesela pencereye kapıyı dayamış. Ben dayadım. Sen dayadın. Sabah. Gel Melisa, gel. Hı? Şimdi yemekhanede matematikçi. Hocam dedim, siz yemek yiyorsunuz ama cuma bitti, ben cezaydım. Ben hocaya telefon açtım, yarın kılacağım ben diyor. Ha, cumayı mı? Güç kalmış da yemek yiyeceğim diye. Yarın kılacağımmış cumayı. O bunda cumadan sonra yiyeceğim yani. Yemek yemeden durmaz. Ne diyorum? Ne dedin? Ne diyorum, bir şey diyordum. Saçlarına bak diyordum. Hasta olunca senin saçlar da kaşıyor. Kaçıyorsun şimdi. Ki yani anlatamam. Mesela hasta olduğunda saçlarından verir kızım. Merhaba. Merhaba. Hasan lazım. Hasan akşam kaldıramadık buradan. Ben burada yatacağım. Nasıl ağır he? İçeriye göz vurduk kalktı. Uykusamız geri geldi buraya yattı. Ağır ağır Hasan. Mesut'a lambayı kapıyı örtmüş burada yatsın diye. Yapma. Şuraya yatmış. Anam gece korkan çocuğu. İşte korkma çıktı ama sinirlendim anne. Biri götürdüm, korkuttum da. İçeride yatsın bizimle diye geldi gibi. Ben girdim yattım. 10:30'da yattım. Sobaya bir koca kutup getirdim. İçine attım. Sönmesin diye. Yo, sobayı ben inikten buradaki sobayı getirdim. Balkonda abi getirmedim ki. Buranın sobası. Getirmedim işte. Bunu sabah yakalım. Çay biraz zemin olmuş. Yo, bana göre iyi de sana göre iyi değil. Ben çok açık içiyorum. İşte sen açık içiyorsun, ben de demli içiyorum ya ondan. Böyle de o kadar güzel olmuş ki anlatamam. Mesela geçen günden güzel olmuş bu valla. Mesela biz düğüne gidince bu işleri koymuş. Düğünde de bir oyun oynadılar arkadaşlar. Bir oyun oynadılar. Nasıl? Çok hızlıyım. Göreve de boyum bitmedi arkada. Ben de çok kalabalıktı. Ben de birisi geldi. Birisi gelmez zannediyordum. Yani o kadar kalabalık olmaz diye. Erkek tarafında. Kim geldi? Kalabalıktı. Buralı olan mıymış da?
Ben tanımıyorum. Ben Konya'da insanlar tanımıyorum ki onu tanısam. Ne giymiş? Yani Konya'da insanları bilirim ama yani ne bileyim ben. Düşer mi? Kırmızı mı? Bazıları hiç tanımıyorum. Kırmızı giymiş olmuş valla ben beğendim. Yok yapmış mı valla? Altı örgü almış. İyiydi, güzelmiş ya. Belki yarın gider. Kazım'ın yaşıdı. Evet, daha küçük ya. Çocuk daha şu 19 yaşındaymış. Allah Mesut Bahtiyar isim ne diyeyim? Bir yastıkta hocası. Esma. Oğlan da iyiydi. Tazı benim Esma'şıma, Melis'ime, Sevda'ya, Kazım'ıma diyeceğim ama. Ama valla Sevda, Melisa, Kazım evlenmedin evlenmedin. Ben de Sevda evlenmedin evlenmedin. Abo. Hayır Sevda evlenmedin sen... evlenmezsen. Biz evlenemedik hiçbirimiz yani. Senden pek niyeti yok. Olmaz. Tezadatın evlenmez biliyorum. O da evlilik konusu açıldı. Batuhan diyor ki hocam en önce Esma evlenir diyor. Ben bazen bunlara bakıyorum arkadaşlar. Melisa'ya diyorum ama. Artık evlen de git diyorum Melisa'ya. Çok kişiyik ya biraz diyor ızalalım diyor. Nuhan niye diyor benden ızaldın da diyor. Takılıyorum bunlara. Aman okun kendinizi kurtarın. Ondan sonra canınız kim isterse onu alın tamam mı? Doktor olacağım. Hemşire olayım, doktor olacağım. Diş doktoru ol da şu dişlerimi çek kızım. Ama gerçi Sevda da dişçi de. Kendi dişimi yaptırır. Tabii. Evet. Bu hekim olacak. İyi hadi. Kim? Sen. Sevda'yı artık yanına iş aldır. Ben de dişlerle bir şey koyayım da bari üçümüz bir şey vuralım. Seni bir ekleme sen onlar yanında çay, buralarda çay ne yemişim bunlara. Melisa sen de bunlara çay ne yemişim kızım? Üniversiteye yem var ama sen. Yemeğimizi yap. Ben hizmetçini değilsin. Ama ailesi 8 binler maaş veriyorum bak. Sen hizmetçini değilsin diyor bak sana. Ama neyse. Kolay değil. Bence bu derece olmaz. Mesela bu laylon ya, laylon olduğundan çıkmamış kayıncağım. Lekeler değmiş. Dizeymiş ha. Ucuzdu zaten. Masanın üzerinde örtüye çıkardı. Hmm. Ucuzdu. Ben pembeyi daha çok sevdim. Onu hiç kullanmadım. Pembe hiç kullanmadım. 3 tane, 2 mavi bir pembe aldıydım. Mavilerin birini ekmeğin üstüne örtüydüm aşağıda örtülü. Bir de burada. Çeyizime koydum. Pembeyi. İyi hadi bak. Sonra mı koyacaksın çeyizine? Ne örüyorum? Çeyiz ne ya? Saçma bence çeyiz. Esma arkadaşın yine geldi. Başımdan. Kulağının yarasını unuttum. Kupa mı var? Kupa mı var kulağında? Hmm. Hmm, bakayım. Bu bilezik kadar bir kupelerimi. Sahte alerjim var hemen yara oldu. Benimki de aynı benimki de öyle. Benim de alerjim oluyor. Hemen yara oluyor kulağımda. Sevda'nın da öyle. Sahte bir şey takılıyor. Kupa taktıydım bir kere şey kolye. Tüm vücudumda her yerinde nokta nokta şirar çıktı. Alerji oldum. Ben kupeyi sevmem de altın şey yüzüğünü hem seviyorum ama altın şey sahte yüzüğü falan seviyorum. Ben altın renginden nefret ederim. Ben de. Sadece altın olarak bileziği çok severim. Benim de olsa ben de takarım bileziği. Ben takmam. Ben takarım şöyle vallahi hiç çıkarmam önümden. Ne hadi bak. Mesela büyüyünce ben geldim dedim. Mesela kutuk tuttu el az oba daha bakana yanmaya başladı. Tuttu iyi. Sıcak mı geldi? Biraz ağzını kapat da akşama doğru yansın kızım. Bir diğer değişmeyin sobamıza. Sarsa da ne? Akşam oldu. Akşam oldu da ben daha şimdi inekleri Sami'ye nem bitti mi? Ben gelene kadar ben üşüyorum gelince ben. Sella şey videosu yaptım. Yeni yıldan tek dileğim sensin. Bunu gerçekleştirebilir misin diye bir video var ya. iPhone 11'e attım Sella'ya. Nasıl baksana şu yere kapanır da. Esma ocağın hizmetine doğum durma. Ne alacağım Melis'in? İyiymiş bir şey. Bir şeydi. Çiçek alacağım ben. Abo, çiçek ben, çiçek alın ben. Ben de kocadım. Ne alayım onu? Nasıl yaşına gidiyor? Ne diyor? Çiçeğe çiçek alınmaz dedi. Oo, teşekkür ederim canım. 44 yaşına gireceğim. Bu manevle mesela. 44 yaşına hediyede kurtuldum. Esma 44 yaşına geçeceğim. Annem beni hala 38'e durdu. Yani göre de 35. Babam da 38 yaşında. Ha, evet. Teşekkür ederim. Babam 48 yaşında. Ay, 49 yaşında baban. Nisan 5 yaş büyüklüğünde. Zaman çok hızlı geçiyor. Ben son 19 yaşındaydım. Ben büyümek istemem ama 17 oldum. Eskiden okula giderdin ya okula gideceğim zaman
okul açılacağı zaman da tahminlerin yapraklarını koparırdım. Hiç zaman geçmezdi. Akşam hiç olmazdı. Ama şimdi okul bitti. Okul bitti. Yarısı bitti. Okullardan hani var ya bu şeyler oluyormuş. Zaman çok hızlı geçecekmiş yani bir ay bir gün gibi gelecekmiş. Öyle oluyor zaten. Yani dünyanın sonu geldi. Kıyamet alametlerden biri. Dünyanın sonu geldi. Bir yıl bir ay gibi gelecekmiş insanlara. Nuri yarabbim günahlarımız varsa affet bizi. Öyle değil mi? Elini de affedilmez. Yani affolmaz. Günahın olduğunu düşünmüyorum. Hı? Düşünmüyorum. Ay ben hacca gitmek istiyorum. Hacca mı gitmek istiyorsun? İyi git. Sen de dedim. Ay ben gitmek istiyorum şimdi sen. Hayallerimden birisinde de o da var. Genç yaşta gideceksin eski. Gezip göreceğim. Allah ne muradınız varsa versin. Zengin olursun. Gizli zengin olursun. Ay bak gayet hiç acı ne dediğim lan acı değil. Ne demek istiyorsun? Valla çok güzel çay olmuş. Tam benim kaldı çay. Buraya da hep ben yedim. Ben yarın diyete başlıyorum. Sen her gün diyete başlıyorsun. Hatice ablan aşkla ölmüş diyordu. Diyordu ya gelirken düğüne. Beş miydi ne? Hatice ablam bilmem ki ablam çok zayıf. Şu gece bu bana fotoğrafını atmış. Ya insanlar şimdi zayıflıyor ya yani zayıflanca böyle yüzleri değişik bir şey oluyor. Değişik bir insan oluyor değil mi? Yani zayıflayan bir insanlar yüzde. Çok kilolu olunca öyle. Evet işte normal... kilolu olup da tekrar zayıflar ya o yüzden. Ben şimdi tam zamanında zayıflamam lazım. Akşam ders çalışmaya çıktım mı? Bir buçuk olmadan uykum geliyor. Beni sana ne zayıflaması? Ben zaten şeyim. Halim yok. Sıla'ya dedim ki uyumamak için ne yapayım dedim. Bir tane kahvesi var şöyle. Şeysiz. Apacı oluyor ya. Ondan içtim geceden önce ikiye kadar uyuyamadım. Esma arkadaşının adı neydi? Sercan. Selcan. Sercan. Senin de aynısı da mısın? 9. Sercan'ın. Buradan Esma'nın Selcan arkadaşına çok selam gönderiyorum. Bana selam göndersin annem demiş. Selcan'ı değil mi? Selamlar sana. Ben de gönderiyorum. Soyadı ne? Bilmiyorum soyadını. Adam arkadaşın soyadını bilmez mi? Yeni geldi kızamla 9. Bir Esma ama bir şuna su dökmelisin. Güzelmiş anne o çiçekte. Güzel de niye bileyim niye böyle pürüşüyor? Anne sana bir kere bir yerden çiçek almıştık bir ay doğru. Aksaraydı çok oldu ama. Patates içi yani. Koca sağsız mı vardı? Öldük. Vefat etti kızı. Sana oradan çiçek aldım. Satın aldığımız çiçek var ya eve geldik mi? Yani havasından mı evden bilmiyorum yani. Buraya gelince kuruyor kızım. Ben kaç kere menekşe aldım. Bırakmıyorsun. Bizim çöl yani. Sevda anneler günde bana geçen sene menekşe aldıydı. Onlar çok seviyordum. Kurudu niyeyse. Kızım ben senden sanki hediye mi istiyorum? Ne öyle diyorum. Yarenlik olsun diye konuştum. Ben hep alıyorum. Esma verirse karanlık değil, almamız yakın mı? İyi. Anneme genelde borcam alıyorum. Ya bardak daha mı? Bir sene borcam aldıydı. Kareydi, kare mi? Uzun uzun. Uzundu. 45 milyon aldıydım. Oy. 6 tane şey aldıydım. Fırına koyuyoruz ya. Ben hiç sana hediye aldım doğum gününde. Tane bardak aldım. Çünkü hiç param almıyordu. Sevda alır, penye alır. Geçen sene de don aldı. Şöyle şey var ya. Evde giyiyor ya şöyle şey gibi dondan almıştı. Anlasınlar donunu. Pijama. Pijama neyle şey ya? Eşofman gibi bir şey ya şöyle. Bol bir şey. Hangi renk giyiyorsun? Polar. Yeşil. Olmaz. Ne yapacaksın ben diye. Boş ver. Paranı ne yapacaksın? Yeşil mi? Yeşil gibi ben siyah da yeni söylerim siyah. Öyle şey sevmem. Ne? Mesela niye gelmedin çıktın kameradan? Hastayım. Saçını bir tarafa şu tarafa inmiş bir tarafa şu tarafa. Saçım niye bu halde benim geçti anlamadım. Bugün bir hal oldu. Sanki var ya hasta olduğum var ya saçlarına şey saçlar var ya tiftik. Hani tam tiftik gibi duruyor. Bazen hasta olduğum zaman ben de olur oluyorum. Haftaya sınavlarım oldu. Şimdi burnum akmayı bıraktı şimdi. Sınavlar mı var? Mayıs sevmem sınavı Melisa. Evet, çok zor önceden de böyle. Hayır önceden sınava girsin. Hayır önceki şeyler nasıl kolaydı? Önceki... İnsanlar şeymiş önceden. İnsanlar şeydi. Gerizekalı.
Tabii ya. Yani anlar işte. Şimdi de o kadar zevkli ki. Anladın ama dersler zor. Dersler çok zor gerçekten ben. Önceki olsaydı üniversiteye daha çabuk şey yapardınız yani. Hemen kazanırdınız ama şimdi ben bir hiç anlamıyorum ki sizin konulardan. Hiç vallahi hiç anlamıyorum. Matematik de sayı yok. Ben matematikten çözüm şimdi sıfır alırım. Sayı yok ki. Sayı dinlen bir şey görür mü o tahtada? Matematikte mi? Yok. Artık matematik soruları paragraf sorularına döndü. Sınavda var ya bir gir resmen sen sınava. Mesela şöyle adam paragraf boyutunda matematik sorusu vermiş. Aynen. Oku onu TYT'de, AYT'de bakmadım hiç matematiği. AYT matematikte 30 tane soru çözdüm. 40 tane. Bırakacağım AYT önemli. 10 tanesi doğru çıktıydı. Ben tepkiyim AYT'den anlamadım. Şey işte ağırlık puanında hesaplansın diye AYT matematiği hep işaretlemiştim ya. 10 tanesi doğru çıktıydı. Öylesine işaretledim. Salladım. Doğru salladın mı? Çünkü eşit ağırlık puanı hesaplansın diye. 40'ını da sallasam 20'si tutar herhalde. Tutmuyor. Bak benim sadece 10 tane. Biraz tutmadığını kabul et. 30'da götür zaten. 15 net eksiye yapıyorum. Düşüyor. 15 net yapıyorum. Mesela şimdi 30'u 10'da mı kaç net oluyor? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ben anlamam. Bana bir şey deme. Benim beynim durgun zaten. Gider. Dişimin arasına şey gidiyor ya. Börek gitti. Ağrıdı ya. Uf. Çay biraz acı olmuş gerçekten. Çay. Ama güzel. Valla ilk yılında üniversite kazanmazsam bir daha çalışmayayım. Mesela kaç kere gittin? Mesela kaç kere gittin üniversiteye? 3 mü? 4 yıldır çalışıyorum. 3 kere girdim. Hayır o bir yılında girmedim ben. Çalışmadım. Uşaktaydım ya. Biraz çalıştım bıraktım ondan sonra. Olmuyordu yani işten onda geliyordu. Ama birinci yıl olmazsa ikinci yıl eşit ağırlıktan gireceğim. Hukuk kazanacağım. Ben sana neden eşit ağırlıktan girmiyorsun? Girmeyeceğim. Mesela son yapacağım. Ezme dene ya. İkisinde dene. Daha 17 yaşındasın. Yaşın çok küçük. Ben anlamam kızım bana bak. Ben ne sayısaldan anlarım, ne sözlerden, ne de başka bir şeyden. ÖSYM'ye iyi para kazandık. Sen daha sayısaldan girmem istiyor. Ben de öyle istedim hep. Ay dişim abi ya. Sayısaldan girmeyi. Sen gerçekten benden daha olay senin derslerin. Sen mesela matematik bilsen yaparsın ama ben tarihte o kadar konu var ki edebiyatta onları tek tek öğrenmek zorundayım. Çok kolay ya. Allah aşkına bir de sözel. Yani sözel çok kolay değil mi? Ezberleyeceksin. Hayır ama ezberlediğin şeyi unutursun sayısal ki öğrenmek zorundasın. Ben anlamam sözelden sayısaldan. Ben ezberlesem de ezberlemedim tamam ben. Bir sayısal varsa mesela, bu yıl kazanırım. Sen sayısaldan 100 kaça girip hemşireliğe gidiyorsun? 200'e gidiyorsun. Ben sözelden öğretmenlik okumak için 20 bine girmek zorundayım. Bunu diyorum anlamıyorlar. 20 bin diyorum okul öncesi öğretmen. Kimse inanmadı. 20 binden alıyor. Düşün artık yani. Ne bileyim. Sözel bir de sözel bölümleri yok artık Esma. Sadece öğretmenlik var. Başka hiçbir şey yok. Oturamadım ki ayağım kolum böyle itmeyi de sevmiyorum. Benim bunlar hayalim aslında basmıyor. Sıkıntılı. Ben ne okuyayım anne? Ne okuyacağını can ne istiyorsa onu oku kuzum. Matematik istiyordum İsmail. Ben hep mimarlık istedim. Ben küçükken şey olmak isterdim. Rehber öğretmenim. Psikoloji okumak istedim. Suskunlaştık. Duygunlaştık. Ne sen de ders çalışsa sen de gir. Ben. Ahırda ne evde eti çözmüyoruz. Şu kapağıyla. Kızma zayıfladın mı? Nerede düşmanladın diyorsun. Keşke biri bana öyle desem. Seni görmüyor mu yalar ondan? Herkes kilo almış. Hayır İsmail kilo aldı gerçekten de. Hı. Sen kutçul müsün ki? Ben senin kilonda olunca böyle olur. Olurum büyük ihtimalle. Fitbit. Kibar Esma'm. Kiboş. Yaşa zannediyordu baban. Şişman değil. Bismillahirrahmanirrahim. O seni kızdırmaya değiyor. Ben takmıyorum onu. Kovamın da gelse saçını kesin. Deyip duruyordu. Neyi? Baban gayrı gelmez. Baban çayını içti, yemeğini yedi daha ne? Gelmez o gayrı. Koyunları sıkar. Saçını kesti yurtta. O koyunlar şimdi yazıdan geliyor ya, koyunlar onları gütmeye gidi. Ben valla şimdi burayı kaldıralım. Sobayı yıkıp problem çalışacağım.
Sen de yanıma düş. Bana beni çay içtin Mahre'yi neciyem, inekleri sağcıyam. Çok işim var kızım. Olur. Olmaz. Bunu bana sen mi öğretiyorsunuz bu? Ne diyordu anlamadım ki. Bak en az 4 saat boş oluyor okulda. 4 saat bir çalışıyoruz mu? Ondan sonra akşam 3 saat etüt var mı? Okulda çalışmak çok zor ya. 3 saat etüt var mı? Esma etüt sen de yapıyorsun. Ders mi çalışıyorsun senin? Ne dersin? Geceyle okula gidiyorsun diye karanlıkta. Ya ne ya? Çok şaka gibi aynen. Atölye dışarıya bak karanlık. Sen ruhun bozuyor der. Sabah okul, akşam okul. Deli gibi okula gidiyor. Yani herkes göre dışarıda göre deli mi bunlar diye. Karanlıkta gidiyorsunuz okula gidip geliyorsunuz. Yarabbim. Önce etüt mü vardı? Ne adı? Etüt. Yeterli diyemedim ben. Gözümce mi? Ah kızım benim gözümde değişecek. Bazen hiç gözüm görmüyor. Çok zor durumda. Elime bir fırça alayım diş fırçası. Ha bir iyicanımı sileyim şu gözümü. Hayır denedim. Nasıl gözlük durabilir? Gözlüksüz şöyle 5 dakika durdum kafam ağrıyor. Bende. Bende durabilir. Sen öyle diyorsan. Niye takılmıyorsun kafana ağrıyor? Ben ders çalışırken takıyorum. Silmeyi unutmuşsun onu. Valla benimki silince de geçmiyor. Bulanık. Benim de gevşemiş de. O neymiş? Sen kutluyu ses gelen. Kutuk düştü. Üzgünde kutuk zaten şey. Nereden nereye düşeceksin? Hı? Nereden nereye düşeceksin? Sopanın içinde, kuvanın içinde nereye düşecek? Anlamadınız ya neyse. Biz akşam yemeği yemedik bu. Ben artık şey mi? Yemem ben de. Zaten yemem. Ama belli olmaz. Yemem. Ama Hasan açık. Hasan'a söyleyeyim. Gelir resmi. Hı? Bizim evde saat başı. Hasan yiyordu. Hasan yiyor zaten. Başka kimse yemez yani. Hiç eve de gelmiyor. Hiçbir anne açıklıyor bu çocuk. Öğlen gitti o. Ne öğledi? Sabah gitti. Konserde Kayseri'ye gitti. Mal almaya gitti. Mal alacaklarmış. Orada resim atmış. Musa abi. Ya beni şu çatala dışa at kızım. Bu ne böyle? Hastanede fotoğraf. Buna otobüs çapmış. Hastanede bu çatala otobüs çapmış. Ne? Kim? Selda abi. Hastanede durmakmışlar. Kayseri hastanesi diye atmış. Niye? Nasıl hastaneye, Kayseri'ye beni kındırdı mı yoksa hastada? Musa abinin gitti canım. Hmm. Musa abi hastaydı. Ne bileyim. Aramadan mı, konuşmadın mı? Baktım. Ama benim WhatsApp'a durum paylaşmış da. Ha Instagram'da paylaşmış. Instagram'ım yok benim. WhatsApp paylaşmış ya orada gördüm şeyi. Ne Instagram'ı kapattın? Ama sevmiyorum Instagram'ı ya. Ben YouTube açar Instagram'dan hiç uğraşacak halim yok benim. Ne yani? Kapattıydı 5 dakika sonra. Instagram'ı özledim değilim sınıfta herkes bana matayım. Mesela bu ağzından çık şöyle fıldırı bir şey ya. Fıldırınca geri getiriyorum. Can sen benim görmeyeceğim illere fıldır. Tuba Engin'in hayatına fıldır. Tuba da bir bize fıldırır. Sen bana benim. Cama takdir vallahi. Tuba kotemezse bu tarafı iyi. Kırar da camımız. O kadar da değil yani kıramaz da. Biz çayımızı içtik arkadaşlar. 3 bardak mı içtim? Kaç içtim bilmiyorum. Bugünlük de aramızın sonuna geldik. Evet. Anladım. Bu ne iş var ne aş var hiç işimiz görmedik. Gördük de yani çekmek istemedim. Esma da börek yapınca Melisan hem Esma'yı görmüş oldunuz. Bu da sohbet olsun öyle. Her gün de iş iş iş. Her gün iş çekiyorum zaten. Şimdi kalkınca yine ahıra gireceğim. Yine iş. Ahırı akşamıcını temizledim. Sabahıcık daha temizledim. Yetişemiyorum. Belim ağrıyor. İki el arabası bir atıyorum. Üç el araba bir atıyorum. Akşam bir atıyorum. Anca yetişemiyorum arkadaşlar. Şimdi ara gittim. Ahır temizleyeceğim. İneklerimi sağlayacağım. Süt getireceğim. Ne yapacağım sütüm? Eniklere mi vereceksin eniklere? Enikler. Yoksa bana ne tutun için taziye de verdim. Eniğim var. 7-8 tane kedim var neredeyse. Hele saysan 8 tane var. Neyse hepsine bir tane. Büyük. Valla hepsine bakıyorum. Taziye de bakıyorum. Kalan da sütçüye öyle. Bugün yiyeyim getirmiş sütçü 8 torba. Mavi yok. Mavi zayıflamış. Yok kız valla bakıyor. Yemek yemiyor ki. Hastaydı ya zayıflamış. Evet hapşırıyordu bir ara. Bir ara hapşırıyordu ya ondan. Mesim kaldırabilirsin kuzum. Arkadaşlar biz videomuzu burada kapatıyoruz. Akşama da akşam ezine kadar ızgal zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Buradan Kazim oğluma, Seldoş'uma çok çok selam gönderiyorum. Benim arkadaşlarıma. Esmoş'umun arkadaşlarına. Ben de Esma'ya gönderiyorum. Aman Merve'ye pardon. Almanya'daki Leyla ablama. Ondan sonra. Habbi ablaya. Habbi ablama. Hülya ablam. Hülya ablam seni çok seviyorum. Habbi ablamı da çok seviyorum. Habbi ablamla zaten konuştum bir telefonda. Ben konuşamadım. Gülbahar. Gülbahar başıma. Seni çok seviyorum Gülbahar'cığım. Çok çok selam gönderiyorum.
Hepinizi çok seviyorum. Yarış videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese hayırlı akşamlar. İsmoşum bay baydı. Bay bay.